Sevgili Gerçek TV izleyicileri, kimler var şu anda bilmiyorum ama normal 16'daki yayınımızı yanlışlıkla çıktım. Önce tüm izleyicilerimizden özür diliyorum. Yanlışlıkla çıktım sevgili izleyiciler. Bu da benim hatam. Bir kere gelenler büyük ihtimalle bir yayında bir şey oldu Mint. Buradan devam edeceğiz. Teknik bir yanlışlık sonucu az önceki yayın linki kapandı. Gelenler kim var bakacağız. İzleyicilerin birçoğu gittiler, bulacaklar diye varsayıyorum. Öyle olacağını umut ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Umut ediyorum. Bakıyorum geliyor sevgili izleyiciler. Soylu'ya 7 gün süre verildi. YSK kimi yerlerde istenilen sonuçlar alınmazsa seçimleri iptal mi edecek? Cübbeli beni atamazsınız dedi. Bunları konuşacağız. Bülent hemen mesaj yazdı. Ne oldu diye. Teknik bir problem oldu. Önce onu söyleyeyim. Bülent iyi ki varsın. Hem süper sticker'dan hem de katıl üyelerine verdiğin destek için çok teşekkür ediyorum. Ece merhaba. Siz var ama ekrana bir dakika geç geliyor açılışta demiş Mint. Evet bir sorun var bilmiyorum arkadaşlar bir sorun var. İşte yani ne diyordu Sedat Peker 40'ından sonra işte sorun oluyor. Neyse hoş geldiniz. Şimdi hızlı gündeme başlıyoruz. Bülent bir kez daha süper sticker ve katıl üyeliği için desteklerin için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Uğur sana da iyi yayınlar, Mücahit'e de iyi yayınlar, Oktay iyi yayınlar, çok teşekkürler. Herkese merhaba. Evet sevgili izleyiciler, Hollanda basını Laura isimli ineğe tecavüz eden Mehmet isimli Türk vatandaşı konuşuyormuş. Mehmet tutuklanmış, sonrasında İstanbul'a sınır dışı edilmiş ancak herhangi bir ceza almamış. Şimdi Türk Mehmet, Hollanda'da ineğe tecavüz eden Türk Mehmet şu anda Türkiye topraklarında bulunuyor. İneklerinizi kollayın arkadaşlar. İneklerinizi kollayın ama tabii Türk Mehmet'i nereden bulacağız? Ne iş yapar? Nedir? Ben buradan Hollanda yetkililerine, Hollanda'da onu yakından tanıyanlara çağrı yapıyorum buradan. Lütfen Mehmet'in fotoğrafını yayınlayın sevgili izleyiciler. Mehmet'i deşifre edelim ve ineklerimizi koruyalım. İneklerimizi koruyalım. Yani bu bizim Türklüğümüzü yerle bir eden, yani itibarsızlaştıran bu inek tecavüzcüsünü deşifre edelim sevgili izleyiciler. Önce onu söyleyeyim. Hay aklına bin yaşayayım ya. Laura hamile kalırsa geri dönme hakkı var. Çocuğun babası olarak, ineğin babası olarak diyelim o zaman. Merhaba, Hatun merhaba. Sevgili Hatun da katıl üyeliği için teşekkür ediyorum. Benden bir dolayı yanlışlık oldu sevgili izleyiciler. Ondan kaynaklı yayında teknik olarak yayını bitirdim. 9. saniyede yayını şak uçurdum yani. Benden kaynaklı yeniden açmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık derken yani öyle yaptık. Hüseyin hoş geldin. Kayan adını okurken gitti önce onu söyleyelim. Evet herkes gelmiş. Gelmiş. Herkes gelmiş. Aman. Yani şu anda 100 kişiyiz. Yaklaşık yayın açılırken 100 civarında arkadaşımız vardı. Ya bırakın Ali Bey. Zavallı şeytana uymuş. İradesine sahip olamamış. Günah işlemiş. Sevgili arkadaşlar. Hayvana tecavüz edenle insana tecavüz eden arasında hiçbir fark görmüyorum. Ve bu topraklarda çocuklara, kadınlara, erkek çocuklara, hayvanlara bakın kedi, köpek, tavuk, inek, eşek, at. Tecavüz bu topraklarda çok yaygın. Bu topraklarda çok yaygın arkadaşlar. Yani bir ineğe tecavüz eden adamla bir çocuğa tecavüz eden, sarkıntılık eden adam arasında cinsel istismarda bulunan arasında hiçbir fark görmüyorum. Kusura bakmayın. Sapkınlık. Sapkınlık. Zeki çok teşekkür ediyorum desteğin için. Dün akşamki yayınımız gerçekten dün akşamki mi gündüz yayını mı Mihriz Aza hangisini söylüyorsun ama ha, damacanayı unutma. O Mint evet damacana. Şimdi bu Mehmet Hindistan'da yapsaydı bu taciz olayını büyük ihtimalle linç edilirdi sevgili arkadaşlar.
Ama zannediyor musunuz, zannetmiyor musunuz yani oralarda bu tür şeyler olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu coğrafyaya özgü sevgili izleyiciler. Bu coğrafyaya özgü. Ve yine başka bir şey söyleyeceğim. Aslında köy toplumlarına özgü bir şey bu. Feodal toplumlara özgü bir şey. Aile içi ilişkilerden hayvanlara kadar. Ve size bir şey söyleyeceğim. Hayvanla cinsel ilişki yaşayanlar, ilk cinsel ilişki kuranlar, bunu erkekler arasında bu bir gurur meselesi vesilesi olarak anlatılıyor sevgili izleyiciler. Anlatılıyor. Utanmıyorlar. Bak çok net söylüyorum. Bizim coğrafyada çok yaygın arkadaşlar. Çok yaygın, çok yaygın, çok yaygın. Etrafınızda duydunuz, duymadınız bilmem ama yaygın bilmenizi isterim. Çiğdem demiş ki hayvan herif. Zeki teşekkürler tekrar. Yok yok deme arkadaşlar. Yok demeyin. Şimdi özellikle bu Hollanda'daki inek Laura meselesini bir kenara bırakarak arkadaşlar Dilan Polat'ın annesi Şükran Polat, kayınvalidesi pardon Şükran Polat sosyal medyadan satışlarına başlamış. Bakın şimdi ne satıyor ona bakın. Biz de reklamına katkıda bulunalım. İyi gidelim. Para gidince sevgili arkadaşlar. Ne olmuş? İyi bakın şimdi. Evet, yapılışı böyle. İyi akşamlar arkadaşlar. Size biraz detoks rutininden bahsetmek istiyorum. Biz bunu Hazal'la ikimiz kullanıyoruz. Ödem arttırıyor. Şöyle tarif edeyim size. Bu kadar koyuyorum ben göz kararı. Üzerine su ekliyorum. Evet, yapılışı böyle. Asla sirke tadı vermiyor. Verse ben içemem zaten. Mideme dokunuyor sirke. Sizin de denemenizi isterim. Sizin için buraya linkini bırakıyorum. Vücudunuz çok ödem topluyorsa mutlaka denemenizi istiyorum. Ben içiyorum. Çok güzel. Bir şey siz annesiniz, ne diyeceksiniz? Suçlamalarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Efendim, sizin üzerinde şirket kuruldu mu? Sevgili izleyiciler, işte görgüsüzlüğün, lümpenliğin o büyük paraları bulunca ve iş ortaya çıkınca o videoların çekilmesi sonucu başına gelenler. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Hatırlar mısınız? Benim çocukluğumda vardı. Çocukluğumda derken böyle lise dönemiydi. Ortaokul, lise döneminde trenlerde Sirkeci Halkalı arasındaki trenlerde satılırdı. Satıcılar hemen vagonun içerisine girerler. Tak 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 hızlıca çıkarlar. İşte bir alana iki alana üç gibi satışlar yapılırdı. Pazarlama teknikleri hem de çok iyi satışlar yapılırdı. Dilan Polat'ın kayınvalidesi de şeyden söyleyin pazarlamaya başlamış sosyal medyada ne yapalım para gitmiş ödem atmış gibi görünmüyor demiş Kaya. Harikasın. Harikasın Kaya. Çok iyi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'a sormuşlar arkadaşlar. Bakın Mehmet Akif Ersoy'a. Mehmet Akif Ersoy'un babasının bir cemaatçi ve radikal bir İslamcı olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bize takmak için elektrik çağıran adam geçmiş olsun. Yani musluk bozuldu, musluğu değiştiremiyorsa bir adam geçmiş olsun. Bu aslında bu sana başka mesajlar veriyor arka planda. Neyse bizi linçleteceksin şu anda. Ne demek erkekler ya falan. Şöyle Kadınlar da yani kadın olsaydı kadın belki daha iyi anlatabilirdi bunu hani bilinçaltı. Güçlü diye hani belki. Valla ben kadınların bunu önemsediğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden ben de mesela aynı şekilde sana soruyorum. Sen bu işleri bilmeleri lazım. Ben, yemek yapmayı bilmeyen bir kadın seni cezbeder mi? Tahrik eder mi? Hayır. Hayır de. Hayır diyorum. Çok iyi. Abi bak elinden ev işi gelmeyen kadın ben de
direkt üstünü çizerim. Sinir bozar abi. Asla bak, diyorum. Bak bir kadın temizlik yapmayabilir. Yapmasın. Yemek canımsın, yapmayabilir. Canımsın yapmasın. Abi, ama bunları yapmasın. Bilmeyen bir kadın beni sinir eder abi. Ya bu cümleler benim abi, cümlelerim yayınla. Ya. Bak aynılarını söylüyorum abi. Yayınla bizi linçlesinler. Yemek... Ekşi Sözlük'te bir 100 sayfada deterjanla onlarla... yüzey temizleyiciyi ayırt edemeyen. Çünkü... Siyahlarla beyazları beraber makineye atan. Mikro düzeyde böyle şey yapar. Bize takmak için elektrik çağıran adam geçmiş olsun. Mehmet Akif Ersoy çok açık net bir şekilde bir erkekle ve kadınla ilgili düşüncelerini ifade etmiş. Çünkü tüm erkeklerin herhalde musluk tamircisi olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Bizim yine dezenformasyonla mücadele merkezi, yani iletişim başkanlığına bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi yine doğru bilgi yayınlamış. Yanlış bilgi neymiş önünüzü? Hükümet IMF ile anlaştı. Seçimden sonra ortaya çıkacak iddiası doğru değildir demiş. Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomik programı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Zaten kararlılıkla sürdürüldüğü belli oluyor. Milletin üzerinden geçiyor doğru geçiyor. Kamuoyunu seçim öncesinden manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyin demiş dezenformasyonla mücadele merkezi. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermiş emeklilere ilginç bir şekilde. Demiş ki Temmuz'da emeklilerimizin durumlarını görüyoruz ve bununla ilgili olarak Temmuz ayında gerekeni yapacağız. Temmuz ayında zaten normal emeklilerle ilgili sevgili izleyiciler zam dönemi zaten. Bunun için bir şey yapmasına gerek yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'u bize müjde gibi anlatmasına, müjde olarak duyurmasına ihtiyaç yok. Temmuz'da zam olacakmış. Erdoğan öyle söylüyor. Ona da diyecek herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi bunun yanında devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz. Şöyle gelelim az. Şu evet. Evet, şimdi devam ediyoruz. Orhan Gencebay, biliyorsunuz Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre demiş ki benim kocam yani Orhan Gencebay isteseydi Cumhurbaşkanı olurdu demiş. Ve o Orhan Gencebay, özür diliyorum. 2019 seçimlerinde sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için şöyle bir açıklama yapmıştı. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlar dalkavukluk yapmaz demişti sevgili arkadaşlar Orhan Gencebay. Şimdi Orhan Gencebay böyle dedi de Murat Kurum'la ilgili ne yaptı iyi bakın arkadaşlar. Hayat işte. Diyorlar ya Allah'ın sopası yok sevgili arkadaşlar. Allah'ın sopası yok. Yani kısacası Orhan Gencebay sevgili izleyiciler dal kavukluğun kendisinin bundan 5 yıl önce yaptığı tespitte olduğu gibi dal kavukluğun nirvanasını yapmış aynı zamanda da yönetmiş arkadaşlar. Evet ya yürü be Sevim Emre de demiş ki benim kocam isteseydi demiş Cumhurbaşkanı olurdu. Fıkra gibi. Gülebilirsiniz. Tebessüm de edebilirsiniz. Erdoğan çok ilginç sevgili izleyiciler Yozgat'a gitmiş. Fıkra değil ha bu. Anlatacağım fıkra değil. Yozgat'a gitmiş. Demiş ki ey Yozgatlılar. Ey Yozgatlılar. Bak şimdi. Yıllarca imhal edilen, kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız demiş. Bak. Ya şaka gibi. Yıllarca ihmal edilen, kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız demiş. Şimdi bir, Türkiye'yi 20,
2 yıldır Erdoğan yönetiyor. 23. yıldayız. Yetmez. Yozgat'ı tam 2004'ten beri, yani 20 yıldır sevgili arkadaşlar, AK Parti yönetiyor. Ve galiba bir sorun var. Hiçbir şey olmasa da bir fırtına yaklaşıyor. Yani bunu Erdoğan konuşurken Yozgat'ın kendi yönettiğini bilmez mi? Yani Yozgat'a kaç kere gitmiştir? Öndeki metini bilmez mi? Ekranda yazıların aktığının farkına varmaz mı? Ama bir şey oluyor arkadaşlar. Bir cisim yaklaşıyor. Dikkat edin. Türkiye'ye doğru bir cisim yaklaşıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısına katılmıştık. Orada bir soru sormuştuk. Ve bu soruyu sorarken de köfteci ile ilgili Murat Kurum'a bir yanıt vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a. Onun da bir paylaşalım. Bakalım ne demiş Ekrem İmamoğlu. Hatırlayacak, öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını. Sevgili arkadaşlar, bu köfteci tartışması şeye kadar, 31 Mart akşamına kadar devam edecek. Ama 1 Nisan'dan sonra İstanbul seçim sonuçları belli olduktan sonra seçim tarihinin en önemli sloganlarından biri ya da karşılıklı monologlardan biri köfteci meselesi olarak tarihe geçmiş olacak. Hani köftabur, seni köftabur denilir diye bir anket yapmıştık. Ciddi bir şekilde hali devam ediyor. Köfte mi kazanacak yoksa köfteci mi kazanacak diye. Görülen o ki İstanbul seçimlerini köfte peşine düşmüş olanlar kaybedecek ama köfteci kazanacak. Bu diyalog da unutulmaz bir replik olarak da siyaset tarihinde yerini alacak sevgili arkadaşlar. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kemal Kahraman bir paylaşım yapmış sevgili arkadaşlar ve emekliler için şerefsiz demiş. Bak, direkt dememiş canım ama ne demiş? Emekli maaşım az diye yüzüne abdest suyu değmemiş. Gusuzlara oy verecek kadar şerefsiz değilim elhamdülillah. Yani bak o kadar ilginç ki bu. Abdest suyu değmemiş, yani namaz kılmamış, abdest almamış, gusül abdesti almasını bilmeyenlere. Onlar şerefsiz çünkü ben onlar kadar şerefsiz değilim demiş. Yani sevgili arkadaşlar, emekli maaşı alanların içerisinde namaz kılmayan, abdest bilmeyen, doğal olarak da namaz kılmayan ve bir başka boyutu itibariyle de gusül abdesti almayanlarla ilgili olarak şeyi koymuş, şerefsizsiniz siz demiş. Bunu AK Parti'nin bir belediye meclis üyesi söylemiş. O sözü kendisine iade etmek gerekiyor. Emekli insanların namaz kılıp kılmadığını, namaz kılarken abdest alıp almadığını ya da emeklinin abdest alıp almaması, namaz kılıp kılmaması, gusül abdesti alıp almamasından sana ne ulan? Sana ne? Yani insan, emekliler arasında bunun ayrımını mı? Yetmez. Diyelim ki namaz kılıyor, abdest değil, yani abdest alarak namaz kılıyor, gusül abdestini alıyor. Ama AK Parti'ye oy vermiyor, ona ne diyeceksiniz? Ona da başka şerefsiz diyeceksiniz. Yani namaz kılmayan, abdest almayan, gusül abdesti almayıp AK Parti'ye oy veren emeklileri ve vatandaşları ne yapacaksınız? Kontrol mü edeceksiniz be? Bu şerefsiz kelimesini ona buradan iade ediyorum. Şerefsiz oğlu, şerefsiz sensin. Tamam? Bu kadar basit. Sensin yani. Çok güzel ya. Çalarken de abdest aldıkları için çaldıkları her şeyi helal zannediyorlar. Hele bir de hacca gitmişlerse vallahi tam yırtmış oluyorlar arkadaşlar. Ben asıl Aksaray milletvekiline kuruldum demiş Uğur Brazil. Emekliler simit satsınlar demiş
Vah bak bak. Çalmak haram, yemek helal. Kılıçdaroğlu'nun planı nedir Ali Bey? Görüşünüz nedir? Anlatacağız arkadaşlar. Dün akşam ayrıntılı anlattık. Bir kez daha anlatacağız. Sürekli anlatıyorum ama bugün bir kez daha farz oldu anlatmak çünkü. Dün akşam Eren'le hem Twitter'dan tartıştık hem de Ferit ve Menduh abiyle beraber yaptığımız üçlü programda da tartıştık. Ali Bey veda klibi yaptırmış kendisine. Hatıran yeter diye. Mustafa Erkas'ın. Bekir Bozdağ Yozgatlı değil mi demiş. Kız Bekir diye tanınıyor Yozgat'ta. Tabii ki Kayahan öyle. Herkes. Şimdi bunu da geçelim sevgili izleyiciler. Yayını da kesmeyelim. Bu erki konuşacaktık ama bunu konuşmayalım. Dolandırıcılık davasında 454 milyon cezaya çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump İncil satmaya başlamış. Türkiye'de de satıldığını biliyorsunuz değil mi Kur'an-ı Kerim'in? Halbuki bedava dağıtılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim Türkiye'de radyolardan, televizyonlardan parayla satılıyordu. Hali satılıyor mu bilmiyorum ama Trump demiş ki tüm Amerikalıların İncil'e ihtiyacı var. Ben de çok İncil var. En sevdiğim kitap sadece pazarlama tekniğini biliyor. 60 dolar demiyor. 59.99 dolar. Bak ya var ya cin gibi bu herif yemin ediyorum. Yani kitap satabilen kitap satan biri zaten iyi siyasetçi demektir. Hele İncil satıyorsa aman Allah. Have it. Very very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God very special. And sevgili izleyiciler, din satan siyasetçilerden nefret ediyorum. Din satan siyasetçilerden nefret ediyorum. Çünkü dini satmaya başlıyorsanız aslında bir anlamda Allah'ı satmaya başlıyorsunuz. Allah'ın yeryüzünde temsilcisi haline dönüşüp Allah'ın üzerinden pazarlama yapıyorsunuz. Daha da ileri gidebiliyorlar. Allah'la direkt konuşuyorlar zaten. Dünyanın her yerinde din üzerinden siyaset yapan ve din üzerinden Allah üzerinden kendisini pazarlayan herkes bir dolandırıcı aslında açık söyleyeyim size. Bir dolandırıcı çok net bir şekilde. Ya Ali Erbaş'ın Kur'an sattığını bilmiyordum. Çok ilginç Yalçın Demir. Yalçın Demir de bunu bilmiyordum gerçekten. 425 milyon dolar ceza yedi. Dolandırıcılıktan mecburen çıkarması lazım. Parayı demiş. Onu da dolandırıcılıktan çıkarması gerekiyor. Dünyada en karlı din ticareti, sermayesi yalan, müşterisi cahil. Harikasın Nergis. Çok güzel. Göt demek bak ayıp. Göt deme. Kış de. Aa kış demek de hakarete neden oluyor. Onu da anlatacağız bugün. İncil Türkiye'de bedava dağıtılıyor demiş. Büyük ihtimalle İncil, burada bedava dağıtılan İncil sevgili izleyiciler kapağı deri değil. Şeyinki söyleyin Trump'ki deri. Büyük ihtimalle sattığı İncil kitaplarını Trump imzalamış mıdır? Gerçekten ya. Bülent'e tekrar teşekkür edeyim. Zeki Bayram çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşamış. Bu gencin de TKP'li olup olmadığı konusunda da kaygı duyduğumu ifade etmek isterim. Kaygı derken şüphe duyduğumu. Öyle dedin diye öyle midir? Hatta ileri gideceğim. Buradan TKP'li yetkililere çağrıda bulunuyorum. Lütfen TKP'nin Kemal Okuyan'a buradan çağrı yapıyorum. Bu genç gerçekten TKP'li mi? TKP üyesi mi? Lütfen kamuoyuna bir açıklama yapın. Önemli diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya buna mı kaldı mesela? Hayır değil ama önemli. Niye önemli olduğunu da söyleyeceğim zaten. Eğer bu bir algı çalışması değilse
Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Vay be, SKP'den bize. Bu önemli bir şey ya. Ha, CHP'ni çok duydum. Demli duydum. İYİ Parti'ye oy vereceğim diye duydum. TKP'yi de alıyorum. Vay be. TKP'li şey söylemiş. Söyleyin. Oy vereceğini söylemiş. Ama ben bunun bir algı, ben öyle düşünüyorum. Belki yanılıyorum. Yani TKP'linin de günahını alıyorum. Hamza Dağ'ın da günahını almış olayım ama en azından böyle bir tespiti yapmış olayım. Ah. İşte ya Hakan, işte tüm hikaye bu işte ya. Ya gerçekten bunu bilmiyordum ama o kadar belli bir algı çalışması ki, o kadar Hakan, çok teşekkür ediyorum. Ali abim tam kendi kafasına uygun tişört giymiş. Benim kurallarım diyor. Vah. Herkes benim kuralım. My razı. TKP'liler zaten değişik tipler, şaşırmam. Hayır, değilmiş arkadaş. Hakan diyor ki gençlik kollarındanmış Akbar. Bu tür şeyler algı çalışmaları arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Ali diyor ki, Ali abi hazır saçlar beyaz. Beyaz değil arkadaşlar, gri. Saçlarımı beyaz yapmayın lütfen. Gri bir saçım var benim. Gri. İçinde hala siyahlar var çünkü. Tarikat kurduk arkadaşlar. Biz, farkında değil misiniz? Karıncalar hareketi diye bir şeyimiz var. Hareketimiz var. Adı tarikat değil. Karıncalar hareketi. Ama katılmıyorsunuz. Katılmıyorsunuz. Biz yanmaz kefen satmayız ama yanmaz tişört satarız. Hamza da TKP adayı zaten demiş. Arkadaşlar Hamza da biliyorsunuz muhafazakar bir siyasetçi. AK Partili bir siyasetçi. İzmir'de barları geziyor, kafeleri geziyor, oruçlu oruçlu geziyor ve o istiyor herkesten. Bak hayat, hayat insanları nereye getiriyor? Hayat. Erdoğan da 90'lı yıllarda şeyleri geziyordu. Kerhaneleri de ziyaret ediyordu, genel evleri. Oy istemek için ve aynı zamanda da söyleyin birhaneleri, o zamanlar birhaneler vardı. Oraları ziyaret ediyordu. Of. Peygamber develerine karıncalar hareketi çalışır mı be baba demiş. Vallahi o bir tane karınca o deveyi yere çökertir arkadaşlar. Takiye takiye demiş, takiye. Bilmiyoruz arkadaşlar da takıya olup olmadığını. Çok ilginç, çok ilginç. Şimdi size bir haber vereceğim. Muhtar adayı çakar yaptırmış sevgili arkadaşlar. Çakarlar yaptırmış. Hemen şöyle gelelim. Hemen vereyim. Muhtar adayı çakarla şey yapmış. Tur yapmış. Yani Erdoğan da biliyorsunuz muhtarları çok seviyor. Erdoğan Türkiye'de muhtarların hamisi. O da Türkiye'nin muhtarı zaten. Onun da çakarlı arabası var da bizim muhtarın niye çakarlı arabası olmasın? Bak şimdi. Şöyle geri gelelim. Veli Baba Mahallesi, Veli Baba, bak o çok önemli. Veli Baba Mahalle Muhtarı abi Mercedes'lerle yapmış bu işi. Arkasında Mercedes'ler, kendisi Mercedes. Ulan muhtar olacaksınız ya. Ne oluyor? Ya muhtarlıkta ne var arkadaşlar ya? Maaşı nedir? Karı nedir? Kazandığı nedir? Ticareti nedir? İstanbul Pendik Veli Baba Mahallesi Muhtarı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoya ait görüntüler tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildiğini, çakar tertibatının sökülerek olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelişmeler sonrası açıklama yapan muhtar, bizi yıpratmaya kalktılar, beni herkes tanıyor ve hizmetlerimi biliyor demiş. Vallahi muhtarlar izliyor mu izlemiyor mu ama Türkiye'de bugünkü muhtarlık müessesesi, kurumu gereksiz bir kurum arkadaşlar. Bugün Türkiye'de bu haliyle muhtarlığa falan ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Maaşa da ihtiyaçları. Ha şöyle bir şey yapılırsa, muhtarlar
o yaşadıkları mahallelerde belediye meclislerinin doğal bir üyesi haline dönüştürülürse, muhtarlık binaları aynı zamanda belediyelerin birer hizmet birimi haline dönüştürülürse ve muhtarlar da o mahallede aslında sivil alandan gelen ve millet tarafından, mahalleli tarafından seçilmiş temsilci düzeyinde belediyenin hizmetlerini deneyen ve eksik olduğu yerde müdahale edebilen bir noktaya getirilirse anlamlı. Yani yerinden yönetim, katılımcı demokrasi, doğrudan demokrasinin rolü verilirse muhtarlara, ama bugün bir muhtara sevgili izleyiciler, ikametgah için, nüfus sureti için, bilmem ne için gidilmesi kadar mantık dışı bir şey yok. Çünkü internetten hepsini çıkarabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz e-devletinizden. Bilmiyorlar, çözülür arkadaşlar. Gereksiz bir kurum. Kaldırılmalıdır. Ve Pendik'te İstanbul'un Anadolu yakasında bir mahalle muhtarının bu kadar lüks araçlarla, çakarlı araçlarla, kendi arabası da dahil olmak üzere, yani bu kadar çok paran varsa niye muhtarsın abi? Ne sağlıyor sana mesela? Ne itibar sağlıyor? Ne olanak sağlıyor? Hangi işi çözüyorsun mesela? Merak ediyorum. Bilen var mı içinizde? Ya muhtarın kazancı nedir abi ya? Ya Mercedes'e binebilecek bir adam niye muhtar olmak ister mesela? Ya o lüks Mercedes'e binebilecek bir adam niye muhtar olmak ister? Ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Nedir kazançları bilmiyorum abi. Aynen katılıyorum Yalçın'ın. Taş da öyle söylemiş. Köylerde olabilir. Köylerde olabilir. Evet doğru söylüyorsunuz. Ama orada da artık herkes köyde olup da Facebook'u olmayan 60-70 yaşında amcalar, teyzeler mi var? Hepsinde var arkadaşlar. İnternet her yerde var. Vallahi bilmiyorum yani. PTT tebligat memuru gibi. Arkadaşlar zaten gidin muhtarlık binalarına. Kapıda bulunamadınız. Muhtarlığa bırakıyorum. Yani gidin muhtarlıklarda şeyler dolu. Tebligatlar dolu. Evet, Gökhan Zan hali sahada ve o istiyor. Arkadaşlar Gökhan Zan'ınla ilgili olarak biliyorsunuz o konuşmayı kumpası kuran, o videoları üst üste getiren kişi tutuklandı. Benim akademisyen dediğim, eğitimci dediğim kişi tutuklandı. O konuşmaların sahte olduğunu kimse söylemedi. Ben de söylemedim. O konuşmalar sahte değil. Kimiler diyor ki sahte dedin. Hayır kardeşim. Konuşmalar farklı zamanlarda yapılmış ama üst üste bindirilmiş bir konuşmalar zinciri. Yani aynı anda yapılmış bir konuşma değil. Farklı zamanlarda yapılmış, peş peşe konulmuş ve yayınlanmış bir şey. Algı, niye amaç? Hatay'da Lütfi Savaş'ın kazanması üzerine organize edilmiş bir olaydı. Türkiye İşçi Partisi de zaten o olayda yüzüne, gözüne bulaştırdı. Mercedes kiralık olabilir mi? Zannetmiyorum. Facebook mu kaldı? Yalçın Demir, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecrası Facebook, önce onu söyleyeyim. Twitter'dan daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Ali abi, tip 27 sayfalık rapor yayınladı zaten. Tip isterse 50 sayfalık rapor yayınlasın arkadaşlar. 100 sayfalık yayınlasın. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Adayı çektin mi işte, sağda çalışıyor. Ne oldu? Çekmedin ki adayı. Sadece sen tip örgütlerini çektin. Yarın Gökhan Zan %3, %5 oy alırsa, Türkiye İşçi Partisi de Hatay'da o kadar oy alırsa ne olacak? Neyi tartışacağız, konuşacağız? Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bir tane bu sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Tal çifti için bir skandal iddia daha gündeme geldi. Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan, Var Böyle Tipler kanalıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K'yı dolandırdığı iddia edildi. Ya şimdi biraz önce bizim izleyicilerimiz içinde de mi var? İzleyicilerin içerisinde de mi vardı Ali K? Ali K sen misin? Kuaför müsün? Dolandırılan Ali K mısın? İlginç. Dikkatimi çekti. Devam ediyoruz.
BDTK'dan Seçil Erzan'la ilgili yeni bir karar verilmiş. Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenme kararı verilmiş. Yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen ikisi tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan'ın telefonundaki WhatsApp yazışma ve tapeleri incelenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca savcılığa gönderilen yazıda Erzan'ın telefonundaki yazışmaların sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği ifade edilmiş. Eninde sonunda bu Seçil Erzan davasındaki paralar İmar Bankası'na bindirilmezse arkadaşlar, yine hiçbir şey bilmiyorum, onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Kafaları da karışık arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yancı partisi haline dönüşüyorsan işler karışık oluyor. Çünkü niye? Türkiye İçi Partisi'nin önümüzdeki genel seçimlerde yapılacak ilk genel seçimlerde çok büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da atıyorum DEM'le ittifak yapacak. Ki görülen önümüzdeki süreç içerisinde CHP'den ittifak yaparlarsa şaşırmayacağım. Ama tip Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy alıyor arkadaşlar. Ve doğal olarak Türkiye genelinde CHP'ye kaybettiren bir siyasi parti olmayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Neden? Çünkü gelecekte CHP'lilere gidecekler, oy isteyecekler ve CHP'liler de oy verecekler. Yani bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde aldıkları oyun büyük bir bölümü CHP'den gelinmiş emanet oylar sevgili izleyiciler. Emanet oylar. Bunu biliyorlar ama soru şu, siz Hatay'da Lütfü Savaş'a kaybettirmek istemediyseniz neden aday çıkardınız? Yarın Lütfü Savaş aday gösterilebileceğini hiç tahmin etmediniz. Lütfü Savaş'ı gömdünüz ve bugün de Lütfü Savaş lehine Gökhan Zan'ı çekmek istediniz. Bu ne yaman çelişki demek gerekmiyor mu? Ne anlamı kaldı söylediklerinizin o zaman? Hiçbir anlamı kalmadı. Yani Hatay'ın kaybedilme meselesi, kaybedilmeme meselesini daha önceden görebilirdiniz ve masaya koyabilirdiniz. Beceremediler açık söyleyeyim yani. Evet, yorumlandığım da öyle söyleyeyim. Ben de öyle söyleyeyim. Tip ve Zafer Partisi birleşmeli. Olur mu arkadaşlar? Hiç, onur birbirleriyle benzerlikleri yok. Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği %1'lik kesim servetin %40'ına sahipmiş arkadaşlar. Türkiye'nin %1'i. Bakın %1'i. Yani yaklaşık 800 bin insan Türkiye'nin gelirinin %40'ına sahip. Ve 84 milyon insan %60'ı alıyor. Bu bir ülke için felaket demektir. Felaket. 800 bin. Sevgili arkadaşlar, 800 bin kişi de kaç aile diye merak ediyorsanız söyleyeyim size. Yaklaşık olarak 250 bin ile 300 bin kişilik bir aileden söz ediyoruz. Türkiye'nin oligarkları, oligarşisi burası. Bu %1 aynı zamanda Türk siyasetini de belirleyen yer. Ve Türkiye'yi amuduyla götürenler aynı zamanda %1'i. Ve tüm kavga bu %1'den dolayı yaşanıyor. Ve bu kadar yoksulsak, bu kadar çile çekiyorsak, umudumuzu yitirmişsek, işte bu %1'in gelirin %40'ına sahip olmasından dolayıdır sevgili izleyiciler. Türkiye'de en zengin %1'lik kesim ülkenin toplam servetinin dikkat çekici bir %40'ını kontrol ediyor. Türkiye'de zenginlik ve servetin oldukça yoğun bir şekilde bu küçük kesimde toplandığını gösteriyor. Tabii işlerinde kim vardır? Koç ailesi, Sabancı ailesi vardır. Siyasette hangi aile vardır? Hadi bakalım. Hadi yiyin. 10 puanlık bir soru size. Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etmiş. Param bitti. Bir dönem ekranların aranılan yüzü olan son yıllardaki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Kuşum Aydın, yüzüne aldığı bakım kremleri istediği etkiyi vermeyince param bitti diyerek isyan etmiş. Artık yaptıra yaptıra estetik ve tür arkadaşlar verelim şunu. Kuşum, ey be, bir dönem ne kuşum diye değil mi? Başka bir şeye dönmüş durumda. Kuşumun yüzü, yani söylemek istemiyorum gerçekten ayıp olur. Kuşumun yüzü başka bir şeye döndü sevgili izleyiciler. Kuş kuş oldu. Yoktaki bazı arkadaşlara söylüyorum. Yok bunu alın, mucize bir krem. Yok bunu sürün, böyle bir şey yok. Yok bunu yapın, hepsini aldık, param bitti. Ha.
Param bitti biliyor musun? Parası bitmiş arkadaşlar. Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Murat Kurum canlı yayında yeniden Refah Partisi'ne zeytin dalı uzatmış. Demiş ki bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz demiş. Seçimlere şurada 3 gün kalmışken resmen demiş ki Ayasofya'nın prangalarından kurtulması Erbakan hocamızın hayaliydi. Yeniden Refah Partili seçmen değerlendirildiğinde oyunun kime yarayıp yaramayacağını en iyi bilen seçmendir demiş. Ve demiş ki bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz. Burada sadece liderler ve yöneticiler bu işe karar vermiyor. Milletimizin de bir takdir yetkisi var. Lider vizyon ortaya koyar. Projesini anlatır ama vatandaşımızın da sağduyusu var. İşin sonunda oyunu kime yarayıp kime yaramayacağını takdir edecek seçmenimiz var. Her zaman milletimizin feraseti de galip gelmiştir demiş. Ben hala arka planda ciddi bir pazarlığın sürdüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili promosyon veriyoruz dediği hayatlarını düzeltecekler, biraz daha iyi olacaklar diye sanki Erdoğan vermiş gibi anlatılan promosyonda ödemeleri bugün başlamış. Hadi bakayım gözünüz aydın. Ben bir emekli olarak promosyon alıyor muyum bilmiyorum. Beni bu dönemde hiçbir banka aramadı. Emekli maaşınızı bizde alın da promosyon size ödeyeyim diye. Merak ediyorum gerçekten. Beni niye aramıyorlar yani? Eskiden ararlardı arkadaşlar. Yani şimdi Erdoğan'ın müjdesinden ben faydalanamayacak mıyım? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben promosyondan yararlanamayacak mıyım? Niye beni hiçbir kamu bankası ve özel banka aramıyor? Lütfen. Verdiğiniz hak ama siz vermediniz, bunu ben biliyorum tabii. Aziz Yıldırım Ali Koç'a demiş ki seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver demiş. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurulda genel kurula katılmama kararı aldığını açıklayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun demiş. Liden çekilecek mi Fenerbahçe sizce? Sevgili arkadaşlar, seçimlerden 2 gün sonra yapılacak kongrede Fenerbahçe liden çekilecek mi? Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Garanti promosyonlardaki değişiklik yok diye kağıt yapıştırdı kapılarına. Al işte. Çünkü ben Garanti Bankası'ndan alıyorum emekli maaşımı. Düşünün, onun için aramıyorlarmış, görüyor musun? Halil demiş ki bana dolar alırım diye vermiyorlar demiş. İyi. Vermesinler bakalım. Sevgili izleyiciler. Özgür Özel demiş ki 31 Mart'ta 11 büyük şehri kazanacağız. Bir de üzerine 5 tane büyük şehir eklememiz mümkün demiş. Şimdi Giresun'u ve Sinop'u kazanacağız demiş. Ya Sinop'ta zaten CHP'li belediye başkanı var ya. Gerçekten anlayamıyorum abi yani. Sinop'ta zaten CHP'li belediye başkanı var, Özgür Özel. Gerçekten sayın genel başkan, farkında değil misiniz? Bilmiyor musunuz? Ne diyeyim, hani Sinoplu olduğum için, bildiğim için söylüyorum. Demiş ki Giresun'u, Sinop'u kazanacağız. Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak'ı yan yana kazanacağız. Kütahya'nın da çok büyük bir sürprize potansiyeli var demiş. Ama 11 büyük şehrine hangi illermiş bunlar? Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'nin 4'ünü de alırsak şaşırmam. 3'ünü alacağımıza inanıyorum demiş. Hadi bakalım hayırlısı. Manisa'da oyun kuramadın. Kendi 2 defa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğun Manisa'da oyun kuramadın. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel. CHP'de para sayma ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şişli Belediye Başkanı ifade vermiş. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan da ifade vermek için savcılığa gelmişler. Turgay Özcan da benim babasıyla, Turgay Özcan'ın babasıyla cezaevinde beraber aynı davada, yani aynı davada yargılandık Turgay Özcan. Turgay Özcan ben lisedeyken o da ortaokul öğrencisiydi. Şimdi siyasette tepe noktalarda. Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermiş.
ve Turgay Özcan da ifade vermiş. Daha önce 11 şüpheli ve 2 tanık da ifade vermişti. Sevgili arkadaşlar, 1 Nisan sonrası için bu dava üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yürünmek için şartlar oluşturuluyor, bilginiz olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok sevgili arkadaşlar, seceresinde yani biyografisinde ne yazıyor? Avukat yazıyor. Ama avukat olmadığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un üniversite diplomasının sahte olduğunu söylemiş. Çünkü demiş ki baro kaydı yok. 33 günde almış diplomasını arkadaşlar. Nereden mi almış? Azerbaycan'dan. Size bir şey söyleyeceğim. Çok iddialı söyleyeceğim bu işi. Pardon. 98 yılında 33 günde almış diplomasını. Sonra da yazdırmış mesleği avukat. Baroda kaydı yok. Diploma sahte. Daha ne diyeyim demiş Yavuz Bey. Ama buradan özellikle bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kaç siyasetçinin diploması sahtedir sizce? Kaç siyasetçinin? Hemen aklınıza biri bir numara gelmesin yani. Sahte. Türkiye'de çok siyasetçinin diploması çakma arkadaşlar. Çakma çakma. Yurt dışından alınmış çakma diplomalar. Daha iddialı bir şey söyleyeceğim size. Lise diplomaları çakma. Bu kadar iddialı söylüyorum bunu. Bakın üniversite diplomalarından söz etmiyorum. Lise diplomalarından söz ediyorum. Hatta daha da ileri giderim. Kimilerinin ortaokul diplomaları sahte. Cemal Engin'in. Neyse ben çok sahte var sevgili arkadaşlar. Çok çok sahte var. %90'ı sahte değildir. O kadar değil de Ali. Ama ciddi sahte olduğunu söyleyeyim sana. 33 günlük okul mezunu. 33 güne okul var mı arkadaşlar? Yok. Ben hala sevgili arkadaşlar Türkiye'de üniversiteler, hatta buna kamu üniversiteleri dahil, hiç okula gitmeden diploma veriyorlar biliyor musunuz? 2 yıllık okullarda hiç okula gitmeden diploma veriyorlar. Ben kendi mesleğim içerisinde bir yıl sahte diplomalı gazeteci tanıdığım için, bildiğim için söylüyorum. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıklamış. Kazanç bilimi yok saydı demiş. Ve o 5 ilçe sevgili arkadaşlar hangi ilçeler? Demiş ki Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç bilimi yok saydı demiş. Yani İstanbul'da imar bilimi çöp etti. Şimdi İstanbul'da 650 bin konut yapacaklar, kentsel dönüşüm yapacaklar ve İstanbul'da deprem sorununu ortadan kaldıracaklar. Sevgili arkadaşlar, 1999 yılında gerçekleşti deprem. 1999 yılında gerçekleştiğinde İstanbul'u AK Parti yönetiyordu. Ve 1994'ten 2019 yılına kadar 25 yıl AK Parti yönetti. Hala deprem İstanbul'da bir risk binalar açısından. Ülkeyi 22 yıldır AK Parti yönetti. İşte 6 Şubat depremi ortada. Yalan söylüyorlar. Yalan söylemeye devam edecekler. Ve size açık altını çizmek istiyorum. 2026'ya dikkat çekiyorum. 2026. 2026, 1999'daki depremi arayacağımız bir deprem, daha büyük bir deprem olursa kimse şaşırmasın. Lütfen önleminizi alın sevgili izleyiciler. Alın, alın, alın. Alın. Şimdi Profesör Ercan böyle söylemiş. Herkes biliyorsunuz, özellikle Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden bir mektup yazacak. Mektupla da diyecek ki ey demler, oyunuzu adayımıza verin. Beştaş'a verin. Bekliyorlar. Ne zaman? Bugün. Cuma, cumartesi günü bekliyorlar. Çünkü Demirtaş hem 2019 yılında hem 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde attığı tweetlerle bunu kamuoyuna duyurdu. Görülen o ki
Demirtaş mektup konusunda ikna edilememiş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Devlet, AK Parti iktidarı Selahattin Demirtaş'ı bir mektup yazma konusunda ikna edememiş. Şimdi demiş ki Selahattin Demirtaş'ın avukatları yerel seçim öncesi DEM Parti'ye mektup gönderdiği iddiasını yalanlamışlar. Avukatlar sosyal medyadan yaptıkları yazılı açıklamada bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söylemişler sevgili arkadaşlar. Yani Selahattin Demirtaş'tan medet umuyorlar. 2019'da Öcalan'dan medet ummuşlardı. Boş çıktı. Selahattin Demirtaş da şimdi bunu yaptı sevgili izleyiciler. Şimdi bugünkü kapak konumuz hemen şöyle gelelim. Soylu'ya 7 gün süre verildi sevgili izleyiciler. Süleyman Soylu'ya 7 gün süre verildi. Ne mi verildi? Tutuklanacak mı? Gözaltına mı alınıyor? Ne oluyor? 7 gün sonra ne açıklanacak? Yani düşünün şimdi. Cübbeli çarşamba günü İsmail Ağa cemaatiyle ilgili önemli açıklamalar yapacağım dedi. Pazartesi günü hastanelik oldu. Şimdi 7 gün süre ne Süleyman Soylu? Biz Sadık Soylu'nun gözaltına alınmak istendiğinde Süleyman Soylu'nun eski kudretli, Türkiye'nin en kudretli İçişleri Bakanlarından biri olan Süleyman Soylu'nun tarihteki en güçlü İçişleri Bakanlarından biri arkadaşlar. Süleyman Soylu'nun kuzeni, yeğeni gözaltına alınmak istenmiş Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından ve bu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellenmişti. Süleyman Soylu sürece müdahale etmişti. Ne olmuş arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Biliyorsunuz bilim insanı akademisyen Baskın Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin Türk lirası tazminata çarptırılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu parayı ödeme yapmadığı için icra takibi başlatılmış. Soylu'nun evine borcun 7 gün içinde ödenmesi yönünde uyarının yer aldığı bir tebligat gönderilmiş. Şimdi 7 gün sonra eğer Süleyman Soylu Baskın Orhan'a 10 bin liralık tazminat cezasını ödemezse, ödeyemezse, ödemek istemezse evine haciz gelecek. Baskın Orhan'ın avukatları bunu keyifle yaparlar. Süleyman Soylu da buradan bir şey çıkartır mı? Mağdur edebiyatı yapar mı diye düşünüyorum ama Süleyman Soylu'nun bu 7 günlük süre içerisinde 10 bin lira parayı ödeyeceğini düşünüyorum. Ödeyemezse bir kampanya başlatır. Yani 10 bin lira ödemek için bir kampanya da başlatabilir. Herkesten 1 lira, 10 bin kişiden 10 bin lira. Yani tebessüm etmeyin ya. Yani parası olmayabilir, milletvekili maaşı kendisine yetmeyebilir. Yani gerçekten geçim çok son derece zor. Acaba Baskın Orhan'ın avukatlarıyla anlaşarak 10 bin liranın taksitle ödenmesini talep edebilir mi? Merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Ya Oktay Bulut, Soylu'nun dokunulmazlığı var. Nasıl tutuklanacak? Kim söyledi ya? Nereden çıkardınız? Süleyman Soylu'nun kuzeni diyorum. Kuzeni Sadık Soylu. Ya gerçekten ben kendimde şüphe duymaya başladım arkadaşlar. Bazı şeyleri anlatamıyorum galiba. Anlatmakta zorluk çekiyorum. Orhan Veli'nin öyle bir şiiri vardır. Anlatamıyorum diye. Galiba sorun benimle, izleyicimizle alakalı değil. Biliyorsunuz İmamoğlu'nun iki gündür yayınlamış olduğu sosyal medyadaki o reklamı size ilk ben verdim biliyorsunuz. Yayınladım. İlk yayınladım. Yoktu sosyal medyada. Necati Özkan göndermişti. Ben de sizinle paylaşmıştım. Oktay Bulut diyor ki hayvan atsın yardım edelim. Başka? Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi çok ilginç, Zihni Çakır diye bir gazeteci var. Tanırsınız hepiniz. Niye diye merak ediyorsunuz. Zihni Çakır, bak fıkra değil ha. Fıkra değil arkadaşlar, lütfen. Zihni Çakır anlatıyor şimdi. Şöyle söylüyor. İstanbul'da oyları çalmak için bir avukat ordusu ve sözüm ona gönüllüler sürüsü organize ettiler. Bak sürü diyor. Hayvan diyor gönüllülere arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ekrem İmamoğlu gönüllülerine sürü diyor. Hayvan diyor Zihni Çakır. Devam ediyor.
Bizzat CHP içinden gelen bilgiler. Bak 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 abi, büyük abi, birader ya. Sadece Büyükşehir'i değil, oranlar birbirine yakın olan 13 ilçede de kazanmak için oy çalacakları yönünde. Bak şimdi sevgili izleyiciler. Zihni Çakır attığı bugünkü tweette 13 ilçede kazanmak için oy çalacaklar diyor, birbirine yakın. Yani kabul ediyor ki İstanbul'da mevcut ilçelerin içerisinde 13 ilçede baş başa bir durum söz konusu. Bunu CHP kanadı da, Ekrem İmamoğlu kanadı da ifade ediyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul'da 28 ilçeyi kazanacaklarını söylemişti. Ben de diyorum ki İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi 14 ilçeyi, mevcut iktidar olduğu 14 ilçeyi sorunsuz kazanacak sevgili arkadaşlar. Yani Sarıyer'den Kartal'a, Kartal'dan Büyükçekmece'ye kadar sorunsuz kazanacak. Ama özellikle bu 14 ilçenin üzerine Büyükçekmece, Çatalca, Sancaktepe, Eyüp, Üsküdar gibi ilçeleri de ekleyebilecekler mi? Buna Fatih ifade ediliyor. Başka ilçelerde söyleniyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Silivri'yi kazanma ihtimalleri var. Silivri. Bugün Ekrem İmamoğlu risk olan ilçeye gitti. Çatalca. Risk çünkü Çatalca. Açık bir destek vermek için gitti. Özgür Özel de gitmişti Çatalca'ya. Çatalca kazanılabilir mi? Çatalca'nın kazanılma ihtimali çok zor. Ama Pendik, Sancaktepe, Eyüp ve Üsküdar'ın kazanılma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Yani Zihni Çakır demiş ki hile yapılacak. Dikkat edin. Gönüllüler sürüsünü organize ettiler ve buradan uyarıyorum, oyları çalacaklar. Bunu niye söyletiyorlar, ben söyleyeyim size. Bu bir algı çalışması. Bu 1 Nisan sonrası Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığında aynen 2019 yılında 31 Mart'ta seçimleri kaybettiğinin ertesi günü yaptıklarını yapacaklar sevgili izleyiciler. Bugün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy çalması mümkün olabilir mi ya? Adam aklımızda dalga geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da şey çalacak, oy çalacak. Ya oy taşıyacak. Adamın alnını karışlarlar arkadaşlar. Alnını. Bu kadar net söylüyorum. Alnını karışlarlar. Sandık başkanlarını İçişleri Bakanlığı atıyor. Ve o sandıklarda AK Partililer, söyleyin, Büyük Birlik Partililer, MHP'liler olacak ve orada oy çalacaklar. Geçin onu. Yani kısacası herkes dikkat etsin bu işe. Şimdi burada bugünkü kapak konumuzda sevgili izleyiciler, alt başlığımızda da şöyle bir şey demiştik. YSK kimi yerlerde istenilen sonuçlar alınmazsa seçimleri iptal mi edecek diye. Çünkü şimdi Zihri Çakır'ın attığı tweet ve YSK'nın duyurusu sevgili arkadaşlar. 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Bunu YSK açıkladı bugün. Şimdi kimileri diyebilir ki ya Alper Akça, YSK bunu rutin olarak açıklıyor. Çünkü kimi yerlerde seçimler iptal ediliyor, bu tarihi erkenden açıklıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün bunun kamuoyuna duyurulması, bunu bugün tekrar gündeme getirmeye gerek yok ki, seçim takvimi belli zaten. Seçim takvimi belliyken YSK'nın bugün bunu açıklamış olması, çok açık net söylüyorum size sevgili arkadaşlar. Başta İstanbul olmak üzere kimi il ve ilçeler için bir mesajdır bu. Bir mesajdır seçmene yönelik olarak. Boşuna oy vermeyin. Zaten seçimler iptal edilecek algısı yaratmak içindir. Gidin ananızın ak sütü gibi oyunuzu kullanın sevgili izleyiciler. Bakın çok net söylüyorum. Gidin oyunuzu kullanın. Çok uzun süredir söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Herhangi bir parti ismi falan vermiyorum. Hiç önemi de yok. Hangi kentte yaşıyorsanız, hangi ilçede yaşıyorsanız, hangi ilde yaşıyorsanız, bulunduğunuz ilde muhalefetin hangi adayı güçlüyse, hangi adayı, ister Yeniden Refah Partisi, ister DEM Parti, ister İyi Parti, ister Cumhuriyet Halk Partisi,
ister Demokrat Parti, atıyorum Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, muhalefette muhalefet olarak duran, bugün itibariyle 31 Mart seçimlerinde muhalefet olarak duran hangi aday bulunduğunuz kentte öndeyse gidin ona oy verin kardeşim. Şeyinize bakmayın. Çünkü bu seçimlerde muhalefetin ne kadar belediye kazandığı, muhalefetin ne kadar oy aldığı önemli. Ve bunun üzerinden 1 Nisan sonrası Türkiye'de bir erken seçim talebi yükselecek. Ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla ve Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanmasıyla sevgili izleyiciler, Türk siyasetinde 1 Nisan sabahından itibaren büyük depremler olacak. Hem de 8'in üzerinde. Bakın 8'in üzerinde. 9 şiddetinde depremler yaşanacak. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir daha siyasete adım atamayacak bir şekilde tasfiye olacaklar. Çok net söyleyeyim. Tasfiye olacaklar ve bir kısmının nereye gittiğini göreceğiz arkadaşlar. Kimi Deniz Baykal ekibinden olan insanların nerede durduğuna bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hırsları ve kinleri ve nefretleri onları başka bir yere taşıyacak. Ki bugünden yapıyorlar bunu. Şimdi YSK'nın bu kararında konuştuktan sonra şimdi size başka bir şey konuşacağız. Bu İstanbul seçimleriyle ilgili İngiliz yayın kuruluşu BBC yani İngiltere. BBC yani devlet televizyonu sevgili arkadaşlar. İstanbul seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı. Analizde Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansının risk altında olduğuna, avantajın ise Murat Kurum'dan yana olduğuna dikkat çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamisi ifadelerini kullandı ve kurumun avantajlı olduğunu söylediler arkadaşlar. BBC yani devlet televizyonu. Şimdi biz buradan ne çıkaracağız? Ne çıkaracağız diye lütfen kendinize yorumlarınızı yapın, okuyacağım sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Siyasette rastlantı yok. Bugün Türk siyasetinde dış güçler dediğiniz İngiltere'si, Batı'sı, Almanya'sı, ABD'si, Rusya'sı da dahil olmak üzere 31 Mart seçimlerinde Erdoğan'ın kazanmasını istiyorlar. Erdoğan'ın gelecekteki en güçlü rakibi olabilecek iki ismin Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim kaybetmesini istiyorlar. Türkiye'deki bugün derin yapılar da devlete şu anda sahip olan yapılar da bunu istiyor. Ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 31 Mart akşamı kazandıktan sonra artık Ekrem İmamoğlu'nun yürüyüşünü tarihsel olarak gecikmiş olan, bakın tekrar söylüyorum, gecikmiş olan tarihsel yürüyüşüne hiç kimsenin engelleme, durdurma, bertaraf etme şansı da yoktur sevgili arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandığı gün, belediye meclisinde de çoğunluğu sağladığı gün Cumhurbaşkanlığına doğru yürüyen bir isim haline dönüşecek ve Türkiye'de Türk siyasetinde böyle depremler ve onun artçıları yaşanacak. Geçen gün anlatmıştım. Birileri artık bir daha geri dönememek üzere tarihin tozlu sayfalarına gidecekler. Ekip olarak. 2. Kimi siyasi partiler kapanacak. 3. Kimi siyasi partilerde öyle bir dönüşüm gerçekleşecek ki 30 yıllık, 20 yıllık siyaset esnafı tasfiye olacak ve aynı zamanda kimi siyasi partilerde birleşecek ve yazın bir kenara yeni siyasi partiler de kurulacak. 31 Mart seçimleri, onun için hep anlatıyorum, sadece bir yerel seçim değildir sevgili izleyiciler. Türk siyasetinde kartların yeniden karılacağı ve bu karılmanın hangi yönde evrileceği ile ilgili bir seçimdir. Oyunuzu kullanırken ona göre verin lütfen. Ona göre kullanın. Kirlenmiş siyaset temizlenmeli demiş Tülay. İşte bu sebepten dolayı İmamoğlu'nun 9-10 puan farkla önde gösteren anketlerin rehavete yönelik ters manevili olarak görüyorum. İYİ Parti ve DEM partilerin kendi partisine oy vermesini sağlamak olarak demiş. Akıllı bir yorum bence. İmamoğlu'nun seçim alırsa ilk ziyareti muhtemelen ABD Büyükelçisi yapar demiş şeye. Yaparlar arkadaşlar, siz de olsanız yaparsınız. 1 Nisan sabahı daha çok çalışacaktır demiş. Gülşen ama tuzakları bozan bir yüce Allah var, rahat olun demiş.
izleyicilerimizden. Halime demiş ki yani biz seçmiyoruz, seçilenleri seçiyoruz. Seçmesek de bir şekilde seçiliyorlar demiş. Bu da işin doğrusu. Hiç alakası yok abi. İstanbul'un neresine gidersen git İmamoğlu birinci oluyor ama oyun döner mi? Döner demiş. Sevgili arkadaşlar, bak tarihe gerçekten not düşüyorum. 2019 seçimlerinde de düştüm. Televizyonlarda ilk gündeme getirdiğimde herkes benimle dalga geçiyordu. Bugün de söylüyorum. Bir ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu'nun seçim kazanmasının bir mucize olduğunu düşünenlerdendim ve Murat Kurum'un kazanacağını söylüyordum arkadaşlar. Çok, işinin çok zor. Yani özellikle bir ay önce dersken 3-4 Kasım tarihinden önce söyleyeyim bunu. 3-4 Kasım, bir ayı geçti tabii. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Ya o 4 ay önce tarihi de şey yaptık. 4 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri kazanamayacağına dair yorumlar yapıyordum. Bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul'un sevgili arkadaşlar 39 ilçesinin büyük bir çoğunluğunda birinci olacak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 39 ilçesinin büyük çoğunluğunda birinci olacak. Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, Şişli gibi ilçelerde, Beylikdüzü gibi, Bakırköy gibi ilçelerde oyu %60 ile %80 arasında olacak. AK Parti'nin belediye başkanlığı kazanacağı kimi ilçelerde yine Ekrem İmamoğlu'nun birinci olacağını göreceksiniz. Yani bunu tarihe not düşmüş olayım, yazmış olayım. Zaten görüşeceğiz ve konuşacağız. Bunu bir Kemal Kılıçdaroğlu iddiası gibi bakmayın. Kemal Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye, gönlümüz razı olmaya olmaya, kabul etmeye etmeye kazanmasına yönelik sübjektif bir değer, yargı belirttik. Bunu da söyledim aslında. Beni çok yakından izleyenlerin hepsi biliyorlar. Ama neyse. Şimdi niye bunları anlattım sevgili arkadaşlar? Niye bunu anlattım? Şöyle hemen söyleyeceğim. Dün akşam bir olay yaşandı. Dün. İstanbul'un değişik yerlerine pankartlar asıldı. Seni sırtından hançerleyenlere oy yok diye. Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll bilinen isimleri önce paylaştılar. Sonra baktılar ki ulan bir şey yanlışlık yapıyor. Sildiler arkadaşlar attıkları tweetleri. Sonra bu afişlerin Saraçhane tarafından, Ekrem İmamoğlu tarafından organize edildiğine yönelik olarak bir algı oluşturmaya başladılar. Başta Tolgağan Erdoğan denilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel trolü sevgili arkadaşlar. Ve sonra ilginç Rıfat Serdaroğlu 24 Mart 2024 tarihinde bir paylaşım yaptı. Dedi ki ey Kılıçdaroğlu, Erdoğan diktasının sona ermesi için herkes çalışıyor, destek veriyor, sizin hiç mi sorumluluğunuz yok dedi. Erdoğan tekrar hile ile de olsa kazanırsa çok mu sevineceksiniz? Son haftaya giriyoruz, kaldırın kıçınızı da nerede seviliyorsanız oraya gidip sizi genel başkan yapan partinize oy isteyin. Eğer utanma duygunuz kaldıysa tabii ki dedi. Şimdi bu paylaşımı yapıldıktan sonra sevgili arkadaşlar, yapıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen anketçisi, gazetecisi, genel başkan yardımcısı, parti yöneticisi, trolü, aklınıza ne geliyorsa iktidara yakın isimler de dahil olmak üzere bunun üzerinden bir kampanya başlattılar. Hem o pankart üzerinden hem Rıfat Serdaroğlu'nun attığı tweet üzerinden. Sonra ne oldu? Eren Erdem dün bir paylaşım yaptı. Dedi ki ulan ahlaksız, terbiyesiz, şerefsiz Rıfat Serdaroğlu. Zerre kadar adamsan Kemal Kılıçdaroğlu'na ettiğin küfürlerden ötürü özür dilersin. Bak adamsın, sana meydan okuyorum. Seni madara edeceğim. Evladının yüzüne bakamaz hale getireceğim. O tweet'i attığın günden beri bekliyorum. Kemal Bey bugün gerekli açıklamayı yaparak senin gibi yağdanlıkların tamamını süpürüp attı. Ulan Rıfat, Kemal Bey'e hitabınla sesleniyorum. Kıçını kaldır ve karşıma çık. Senin nasıl bir rezil adam olduğunu belgeleriyle açıklamayan namussuzdur, şerefsizdir. Bunak şerefsiz. Dava aç lan bana. Adam bile değilsin sen. Dava aç ki belgeleri mahkemeye sunayım. Senin tüm şerefsizliğini belgeleyeyim dedi. Sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliğini yapmış. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partinin hem parti meclis üyesi hem MYK üyesi hem genel başkan yardımcısı iletişimden sorumlu. Bir isim
babası yaşında bir adama oğlum diyerek, bunak diyerek küfürler etti. Rıfat Serdaroğlu'nun size attığı tweet'i gösterdim arkadaşlar. Göstereyim lütfen. Dün akşam da bunun üzerine çok konuştuk. Rıfat Serdaroğlu'nun attığı tweet bu. Küfür yok arkadaşlar. Küfür yok. Kıçını kaldır demiş. Yahu Türkiye'de çocuğunuza kıçını kaldır dersiniz. Sevgilinize kıçını kaldır dersiniz. Kocanıza dersiniz. Karınıza dersiniz. Kıçını kaldır lan şuradan da çalış hadi. Tembellik yapma anlamında bir deyimdir. Ve Türkiye'de kıçını kaldır deyimi bir hakaret ve küfür değildir arkadaşlar. Ama Eren Erdem nedense o pankartlarla beraber başka bir şeye dönüştü. Rıfat Serdaroğlu'nun jitemciliği, kontur gerillalığı, derin devleti, Sağlık Bakanlığı dönemde işkence raporları ile ilgili her şeyi gündeme başladı saymaya arkadaşlar. Ben de kendisine bir tweet attım. Eren Erdem'e. Dedim ki Eren, Rıfat Serdaroğlu ile ilgili yazdığın şeyi yanlış. Aynen şöyle. Bunları yazan 5 ay öncesine kadar CHP'de iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Küfür ettiği kişi seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Kılıçdaroğlu'nu kimse arkasından hançerlemedi. Kaybettiği seçim sonrasında istifa etmedi. Kongrede 3 seçimi üst üste kaybetti dedim. Ve Eren Erdem bana şöyle yazı yazdı. Dedi ki sen de ahlaklı durmuyorsun. Bak şimdi. Neden Rıfat'ın beyanını vermedin? Onu da versene. Kemal Bey'e kıçını kaldır ifadesini versene. Niçin vermiyorsun? Nedir problem? Verirsen bir sorun mu olur? Adamın beyanını ver. Ardından benim beyanımı ver. Kamuoyunun takdirine sun. Nedir bu diye dün akşamki olayda. Halbuki ben Rıfat Serdaroğlu'nun tweetini de ekrana verdim. Tabii Eren Erdem'i nasıl bir öfke kaplamışsa, nasıl bir kin kaplamışsa kör olmuş gözleri Eren Erdem'in. Ben de ona dedim ki Rıfat Bey'in beyanını verdik ya ekranda, okudum hem de dedim. O da dedi ki Ali abi saygı sunarım ama bir gözden getir bence. Bu şerefsizle ilgili iddialı ifadeler var haber metninde. Gerek yok, yalanlanırsın, seni severiz demiş. Ben de ona dedim ki yakışmamış Eren, yakışmamış. Rıfat Bey'in attığı tweet'i de okudum dedim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi size bir şey paylaşacağım. Hayat. Allah'ın sopası yok sevgili arkadaşlar. Şimdi Rıfat Serdaroğlu'na bunak diyen, ulan oğlum diyen, şerefsiz diyen Eren Erdem'e bu da kapak olsun sevgili arkadaşlar. Madem kontur gerilla, madem jitem, madem derin devlet, tamam. Madem şerefsiz bu Rıfat Serdaroğlu, şimdi vereceğim ekrana. Hayat arkadaşlar. Sopası yok bu hayatın. Biz vefalı insanlarız tarihimizde. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasında özellikle Sayın Erdal İnönü'nün çok büyük katkısı vardır. Biz vefalı insanlarız tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nda göstereceğiz. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasında özellikle Sayın Erdal İnönü'nün çok büyük katkısı vardır. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nda göstereceğiz. Özellikle şimdi sevgili arkadaşlar. Allah'ım niye gitmiyorsun sen? Dur. Buradan silelim. Şunu kaldıralım. Allah Allah. Silmeme rağmen hala konuşuyor. Niye konuşuyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şunu kaldıralım buradan. Şimdi sevgili arkadaşlar. Rıfat Serdaroğlu 14 Mayıs öncesinde gitti Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Milletvekilliği talep etmedi. Bak ben Rıfat Serdaroğlu'nun avukatı değilim. Rıfat Serdaroğlu'nun konuk
aldığımdan biliyorum nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir devlet adamı olduğunu, nasıl bir siyasetçi olduğunu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama Türkiye'de AK Parti iktidarı ile ilgili ve Erdoğan'la ilgili en namuslu dik duran siyasetçilerden bir tanesidir. Ve en sert muhalefet yapan isimlerden bir tanesidir. Önce onu söyleyeyim. En sert muhalefet yapan. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bakın çok net söylüyorum. 14 Mayıs öncesi gitti Kılıçdaroğlu'na. Hiçbir talep olmaksızın destek verdi. Buradan Eren Erdem'e ve Eren Erdem benzeri tüm CHP'lilere, Kılıçdaroğlu'nun kalemşörlerine ve aynı zamanda trollerine. 14 Mayıs öncesi Rıfat Serdaroğlu Kılıçdaroğlu'na destek verirken koşulsuz olarak jitemciliği, kontur gerillalığı, derin devletçiliği yoktu kardeşim. İşkenceciliği yoktu. Hiç mi utanmanız yok sizin? Hiç mi gerçekten arlanmanız yok? Adamın söylediği şu: ya ben Bergama'da, başka yerlerde, İstanbul'da ne kadarsa güçleri doğru parti olarak biz çalışıyoruz. İzmir'de, Bergama'da, Ege'nin her yerinde. Kılıçdaroğlu'na niye sen çalışmıyorsun diye sorduğu sorunun üzerinden, ya kalk, seni seven insanlar vardır, git oralara, o iste demesini, kıçını kaldır demesini. Niye küfür ya? Bunu nasıl küfür olarak algılarsınız ve edepsizce öyle küfürler edersiniz bir insana? Türk siyasetindeki belki yaşayan, Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden bir tanesine. Hiç mi gerçekten ar damarınızı mı çatlattınız ya? Ya Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek istiyorsunuz kardeşim. Çok net söylüyorum size. Hiç öyle hikaye anlatmayın. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kaybetmesini istiyorsunuz. Murat Kurum'un kazanmasını istiyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsanız dünyanın en şerefsiz insanıyım ben. Bakın, en şerefsiz insanıyım. Bu kadar net, açık söylüyorum burada. Bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Ben İstanbul'da nasıl bir kampanya yürüttüklerini biliyorum. Nasıl derinden derine, yakından yakına, kulaktan kulağa kampanya yürüttüklerini şahitim, şahidi. Murat Kurum'a çalışıyorsunuz kardeşim İstanbul'da. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar yönetimi ele alabilmek için. Ya hiç mi utanmanız yok sizin? Bir kongre kaybettiniz kardeşim. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemedi. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kongreye, aday oldu, kaybetti. İkinci turda aday oldu, kaybetti. Parti meclisinde kaybetti. 3-4 Kasım'da 3 seçim kaybetti. 14-28 Mayıs'ta 2 seçim kaybetti. Toplam 5 seçimi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 6 ayda kaybetti arkadaşlar. 5 seçimi 6 ayda. Türkiye tarihinde yok böyle bir şey. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Ulan insanlar CHP'li değiller. Ben hayatımda CHP'li falan olmadım kardeşim. CHP'li falan değilim. CHP'li de bir dünya görüşü falan paylaşmıyorum. Paylaşmıyorum ya. Katılmadığım bir yön düşüncesi var. Ama buna rağmen Türkiye'nin değişmesini istiyorum. Dönüşmesini istiyorum. Bu ceberit iktidarın gitmesini istiyorum. Hiç istemediğim halde, kazanamayacağına inandığım halde, bununla ilgili görüşler belirttiğim halde, Cumhuriyet Halk Parti yetkililerini uyardığım halde, gittik Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Size de dedik ki oy verin kardeşim. Yani bu seçimde gitsin bu ceberit yapı Erdoğan. Bakın söylüyorum size tekrar. İnsanlar vicdanlarını yitirmişler. Kendi inanç kimlikleri üzerinden bir savunma oluşturmuş durumdalar. Ve ona karşı çıkan, itiraz eden herkesi de o inanç kimliğinin düşmanı sayıyorlar. Bana ne ya? Ben bir insanın Alevi olmasıyla, Sünni olmasıyla, Türk olmasıyla, Kürt olmasıyla, Rum olmasıyla, Ermeni olmasıyla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bunu hem de 10 yaşından beri ilgilenmiyorum. Bak 10 yaşından beri hiç beni ilgilendirmedi. 15 yaşında gençlik hareketlerinin içinde bulundum, devrimci miyim? Orada da hiç ilgilenmedim. Sormadım da, merak da etmedim. Bana ne? Ben insanların inançlarını kendilerine ait olduğunu kabul ediyorum. Onların zenginlikleri. Bana ne yani? Ve insanların inançlarıyla, etnik kimlikleriyle, dilleriyle, kültürleriyle ilgili bir sorun yaşarlarsa ben onların yanında dururum. Kim olduklarına da bakmaksızın. Demokratik haklarını savunabilecek, mücadele edebilecek bir şeyde ben ne katkı verebilirim diye bakarım. Ama yapılana bak ya. Ya hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim? Hiç mi utanmıyorsunuz? Ve bu pankartların İstanbul'da
yapıldığı için şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu pankartlar sadece İstanbul'da yapıldı. Bu kesim bundan da çıkar sağlayan sadece siz, sadece İstanbul'un kaybedilmesini istiyorsunuz beyler. İstanbul'un kaybedilmesini istiyorsunuz, karar verin. Ekrem İmamoğlu ile ilgili nefretinizin nedeni 4 Kasım'daki genel başkanlık yarışını kaybetmesinin sorumlusu olarak Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünüz içindir. Ve biliyorsunuz ki 1 Nisan'dan sonra 31 Mart seçimlerini Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu işte kazanır, Özgür Özel de rüştünü ispat ederse bir daha parti yönetimine gelebilme şansınızın olmadığını biliyorsunuz. Milletvekili olabilme şansınızın olmadığını biliyorsunuz. Belediye başkanı olamayacağınızı biliyorsunuz. Ve bir de en ilginci, atanmış olan adamların, Tunç Soyer gibi, bak Tunç Soyer gibi atanmış adam. Kendi ilçe belediye başkanlığında atanmış, 2 defa İzmir Büyükşehir Belediye atanmış. Şimdi atanan isme itiraz ediyor. Ya sen de bir atamaydın, o da bir atama. İtiraz edeceksen atama düzenine itiraz et. Atanmaya itiraz et. Oy vermeyecekmiş. E vermeyin canım. Yani vermezseniz vermeyin yani. De gidin ya. Allah'ım yarabbim, de gidin yani. Vallahi bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle gidelim. Bir son bir anket vereyim size. Orece'nin anketi, ama Orece'nin anketine ne kadar güvenilir bilmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben Orece'nin özel algı yürüttüğünü tahmin edenlerden. Antalya'da Muhittin Böcek 44.5 ile kazanıyor. Hakan Tütüncü 39, AK Parti kaybediyor. Şimdi başka Orece'nin anketleri var mı? Yeni bakayım. Biliyorsunuz KON'da Hakan Bayrakçı salı ve çarşamba günü İstanbul'la ilgili anket sonuçlarını açıklayacaktı. Salı günü ilçeleri, çarşamba günü de İstanbul'u açıklamaktan vazgeçti arkadaşlar. Neden vazgeçti merak ediyor musunuz? Çünkü aldıkları sonuçlar kötü İstanbul'da sevgili arkadaşlar. Kötü kötü. Murat Kurum, AK Parti'nin Binali Yıldırım'dan da kötü adayı. Çok net söylüyorum. Ve o açıdan durumları işte Denizli'de Cumhuriyet AK Parti adayı kazanıyor Orece'ye göre. Niğde'de MHP adayı kazanıyor. Nevşehir'de İyi Parti adayı kazanıyor. Düzce'de AK Parti adayı kazanıyor. Yine Edirne'de İyi Parti adayı kazanıyor. Ve tabii ne içip ne yediğine de bakmak gerekiyor o Orece'nin. İstanbul'da kimi ilçeleri Refah Partisi 0 puanla yani 0-1 puanla geride olarak anket yapıyorlar, ama kısacası aynen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ve başka seçimlerde parayla algı yapanlar, özel beklentisi olup algı yapanlar, bir yön anket firmaları vardı. Bu dönemde de var, onu söyleyeyim. Tüm anket firmalarına güvenilir mi diye bakılacak olursa hayır, güvenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Kayhan demiş ki Nevşehir'de sittin sana, inanmam. Ben de inanmam arkadaşlar. Zeki, çok teşekkür ediyorum desteğin için. Zeki Bayram. Bugün Zeki Bayram 3 tane süper sticker attı. Hatta 4 süper sticker attı. Bülent iptal ettiğimiz yayında atmıştı. Bir de katıl üyeliği hediye etti. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Oy farkı yüksek. İmamoğlu AK Parti'ye takla attırıyor. Sevgili arkadaşlar, Bugünkü desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayını kapamamıza rağmen, yanlışlık yapmamıza rağmen, YouTube tarafının yayının kapanmasına rağmen tekrar yeni yayın açıp geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Akşam saat 22.30'da Haluk Canberk ve Doktor Kerem Arda ile birlikte borsa konuşacağız. Bizim kanalda borsa izleyicisi az oluyor, ama borsa, perşembe günleri borsa konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz. 1 Nisan'dan sonra dolar ne olacak? Altın ne olacak, onu konuşacağız. Yine 1 Nisan'dan sonra borsa yükselecek mi, yükselmeyecek mi? Bunları konuşacağız. Beğeniler az. Evet, niye beğenmiyorsunuz ya? 650 kişi izliyordu canlı yayını sevgili izleyiciler. 650 kişi de yaklaşık olarak izleyen sayısı 4000 kişi demek. Önce onu söyleyeyim. 4 ile 5000 civarında. Ve kardeşim 4-5 bin kişi izleyip de yani 200-300 beğeni olur mu? Lütfen. Yine bir şey daha söyleyeceğim.
sevgili arkadaşlar, 126 bin aboneye ne kaldı hemen söyleyeyim. Sizden destek istiyorum. 67 kişi daha bugün, 67 kişi daha abone olursa bugün yarın, onu söyleyeyim, 126 bin aboneye çıkıyoruz. Yani son bir haftadır abone desteğiniz muhteşem. Dün 250'nin üzerinde abone geldi. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün de 67 kişiye ihtiyacımız var. Tahmin ediyorum izleyenler arasında o 67 kişi var. O sizsiniz. Abone olun. Abone olmayı bilmiyorsunuz. Çok kolay. İzlediğiniz için abone değilsiniz. Önce söyleyeyim. Bunu bilmenin yöntemi şu. Bir tane mailinizle YouTube'a abone oluyorsunuz aslında. Yani kanal açıyorsunuz. Paralı değil. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. YouTube'a abone oluyorsunuz. Sonra da başka kanallara, istediğiniz kanallara abone olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Başka ne var? Ali Türkiye, yurt dışına da buradan selamlar. Serdar Akınan ne atmış arkadaşlar? Hemen bir bakayım. Ah, Serdar da çok özel adam arkadaşlar. Diyeceksin ki ne demek istiyorsun? Ne kadar bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Serdar Akınan da çok özel bir adam. Tamam, bitiyor. Bir tanem yukarıdan Gülşah diyor ki hadi bitir programı. Bitiyor arkadaşlar. Serdar Akınan'dan gelen son tweetine bakıyorum. Ne atmış? Serdar Akınan, Sezgin Tanrıkulu'nun DEM partilerle görüştüğü, Selahattin Demirtaş'ın mektup açısından arabuluculuk yaptığı konuşuluyor. Bu seçim Türkiye'de milyonlarca insan açısından çok mühim. Fakat Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası oluşan devlet aklının nereden nereye geldiğini görmek gerekiyor demiş. Şunu söyleyelim. Serdar Akınan algı yapıyor arkadaşlar. Önce onu söyleyelim. Selahattin Demirtaş'ın avukatları net bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'ye bir mektup yazmadığını, kamuoyuna bir mektup yazmadığını açıkladılar. Özel algı çalışması. Böyle bir beklentileri var. Çünkü ne diyordu Rock? İstanbul'da DEM Parti %9 oy alsın diyordu. %9 oyunda oy verecekmiş, bilginiz olsun. Ali abi eşler ne derse o Emir Demir'i keser. Hayır arkadaşlar, Rudin orada. Onun için bir de Okyanus ve Akdeniz Tuna okuldan arıyorlar. Onları almaya gideceğim. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Akşam saat 22.30'da görüşüyoruz. Görüşmek üzere.